Hepinize merhaba. Bugünkü videomuzun konusu okuma bloğu. Şu kitabı bugün bitiriyorum. Ya çok güzel bir şeyler oluyor. Biraz sıkıldım. Spoiler vermemeye çalışacağım. Ama tepkilerimi de saklamayacağım okurken yani. Aynen. 263 sayfa kitap. Kuzenimle beraber okuduğumu söylemiştim. Kuzenim birden 170. sayfalara falan gelmiş. Ne alaka dedim. Sardı dedi. Demek ki ben daha en başlarda olduğum için bir şey görmedim. Hani böyle bir daha asıl olaya gelmediğim için hani beni daha çok sarmadı. Hatta bu bittikten sonra işte Lordlar ve Varisleri okuyacağım. Bakın şey oldu. Parmağımı kestim. Belki dün hoca sürdüğüm için. Bir de biraz uzunlardı. Kestim onları da. Böyle daha iyi hissediyorum. Tamamdır. Başlayalım artık. Hemen ve 10. bölüme kadar bir geleyim bakalım. Kaç sayfa? 25 sayfa. Başlıyoruz. Birden gözlerimin oldu da kitapla alakalı değil. Niye böyle oldu? Tamam geçti. Devam. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Eşyalı çıkardım çünkü hiç rahat edemedim. Şöyle birkaç bir şey söyleyeceğim. Burada bakın. Alta yazacağım dakikaya kadar atlayın çünkü birazcık spoiler tarzı bir şey var ama aslında çok sayılmaz ama her neyse. Bu başroldeki hani kişi benim beklediğimden çok daha böyle şey çıktı. Psikopat mı denir artık ne denir bilmiyorum ama böyle beklediğim çok daha böyle öyle biri çıktı yani. Evet şu an biraz daha konuya girmeye başladık aslında tamam mı? Ve böyle şey oldu bakın. O kadar şey ki bu ana karakterimiz... İlk cinayetini işte zaten bu kitap bir katilin öyküsü bilmeyenler için bir katilin hikayesi. İlk cinayetini işte adam o kadar mutlu ki yani hiç böyle bir tedirginlik yok. Ve hatta şimdi diyor ki kızı öldürüyor şimdi ve aklında kalan tek şey hani o kızın kokusuymuş. Bedeni falan hiç her şeyi unuttu sonra hani böyle unuttu değil mi? Hani aklında hiçbir şey kalmadı artık ve aklında kalan sadece o kokuydu ve hani onu beyninin bir köşesine kazıyor böyle. O kadar böyle psikopat birisi ki. İçim bir kötü oldu ama okumaya devam edeceğim. Şimdi 71. sayfadayım. Bugün bu kitap bitecek bakın. Devam edelim. Şimdi açık konuşacağım. Biraz sıkıldım. Ama bir devam edelim ya. Hayır ya bu kitap güzel olmalı. Yani sıkılmamam gerekiyordu. Devam ediyorum. Ay ben okuyordum. 1'in 15. bölüme geldim. Bu kısımlar aşırı iyi. Şimdi devamını merak ediyorum. Hemen okuyacağım buraları. Ay şu an çok güzel bir şeyler oluyor. Hemen devam ediyorum. Şu anda 20. bölümdeyim. 110. sayfadayım. Bakın birden hani böyle artık böyle kitaptan biraz ümidi kesmiştim tamam mı? Kaçıncı bölümdeyim hatırlamıyorum. Böyle hatta çok sıkıldığımı söylemiştim. Hani okurken birden böyle hani olaylar gelişmeye başladı. Birden böyle bir şeyler olmaya başladı. Okuyorum. Şimdi birden 110. bölüme... Ay 110. bölüm ne? 110. sayfaya geldim. Şu an bölümün sonu biraz şey... Çok böyle birden bir şeyle bitti. Devamını merak ediyorum. O yüzden devamını da okuyacağım. Ama Eylül veterinere götürmemiz lazım işte. O yüzden bu bölümü okuduktan sonra ara vermem gerekebilir. Sabahtan beri bunu bitireceğim diye hani söylüyorum ama hani daha 110. sayfadayım ve okumam gereken daha biraz var.
150 sayfa gibi bir şeyim daha var hala. Bir şey diyemiyorum. Bitiremeyebilirim şimdi. Açıkça söyleyeyim ama bitirmeye çalışacağım. Hani inşallah bitirebilirim. Bilmiyorum. Öyle olacak. Şimdi devam ediyorum. Of ya. Of. Şu an biraz daha şey ilerliyor böyle. Yani sıkıcı falan değil. Konu güzel. Yani güzel ilerliyor ama olay kötü. Üf. Morallerim bozuldu şu anda. Oh. Çok şükür. Şu an mutluyum. 20. bölüme geçiyorum. Kaç bölüm hesap? 51 bölüm bu kitap. Ben daha 21'deyim. Evet, devam edebiliriz. Ama bir çay yapayım. Böyle devam edelim. Ben ikinci bölüme geçtim. 124. sayfadayım ve o kadar birinci bölümün sonu böyle beklemediğim bir şekilde bitti ki anlamadım böyle. Birden yazıyor yazar çok normal bir şeymiş gibi çok böyle anormal şeyleri ya da olması asla beklenmeyen şey böyle kalıyorum. Ne diyorum, ne alaka? Öyle bitti birinci bölüm. Şimdi ikinci bölümdeyim. Devam ediyorum okumaya. Bakalım ne olacak, hala merak ediyorum. Arkadaşlar ben kitabı okuyordum. Veterinere gittik. Gittik, gelemedik. Saat şu an 1:10 geçiyor akşam, gece. Ve ben 23. bölümün yarısında kalmıştım aslında. Ama hani benim de uykum var, şu anda edit yapmam lazım. O yüzden yarın bu kitabı bitireceğim. Ama bu videoda bitmedi maalesef. Zaten hani akşam yine size söyleyemedim ama hani eve misafirler falan geldi. Hani biraz onunla oyalandık. Böyle hani anneme yardım ettim böyle bir şeylerde falan. O yüzden böyle oturup okuyamadım kitabı. Bir türlü hani böyle okuyorum ama bir araya bir şey giriyor sürekli. Video böyle oldu. Kusura bakmayın. Hani eğer böyle haftada bir video atsaydım hani yarın çekerdim. Bu olmadığı için öyle atıyorum. Ama bunu yarın atmam gerektiği için atıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.